davranmasından dolayı mecliste çıkıştım. Dedim ya, insan doğru dürüst bir şey söyler. Yok efendim, Türk Ceza Kanunu'nun filan maddesi, anayasanın filan maddesi, bir sürü şey okuyorsun. Kadın tecavüz ediyor. Kadın üzerine gidiyor. Kadın öyle şeyler söylüyor ki, diyor ki kadın özet olarak, aile mefhumunu ortadan kaldıracağız diyor. Aile mefhumunu ortadan kaldırınca, neticede Avrupa'daki gibi kısa bir süre beraberce yaşayacaklar. Birbirinden bıkınca öbürüyle yaşayacak. Böyle olunca çocuk da olmayacak. Ahlaksızlık artacak. İşte AIDS bundan dolayı Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Biz de onlara benzeyeceğiz. İstedikleri budur. Adam ne diyor? Kadın, adam dediğim kadın ne diyor? Efendim diyor, ailenin ücretsiz işçisidir diyor. Bu lafı daha önceki bakan da söylemişti. Biz şimdi çalışma yapıyoruz. Kadının evdeki çalışmalarını diyor paraya dökeceğiz. Onu çıkarıp önünüze koyacağız diyor. Yani kadın kalktı çay yaptı. Şu kadar para. Kadın kalktı çamaşır yıkadı. Bu kadar para. Kadın şunu yaptı, bu kadar para. Sonunda ne olacak? Bazı toplumlarda kadınlar bu kadar bakacaklar ki kocasının kazancından fazla bir para çıkıyor. Kim ödeyecek bunu? Bazı kendi tipinde kadınlar bu sefer kocalarıyla kavgaya tutuşacaklar. İhtilaf çıkacak. Bu kanunla düzenlemeye çalışıyorlar. Onları becereceklerini zannetmiyorum ama şayet bunu yaparlarsa aile faciaları doğacak, geçimsizlik doğacak. Böyle bir derdi görünce adam, ya niye evleneceğim de başıma bela alacağım diyecek. Evlenmeden gayrimeşru yaşamaya yönelecek. İstedikleri zaten bu. Bunu iyi görmemiz lazım. Bu aileyi tahrip etmek için yapılıyor. Yoksa insan hakkı, insan hakkı falan değil. Erkek de geliyor, çeşitli evin içinde dışında bir sürü erkeğin yapması gereken şeyler yapıyor. Demek ki erkek de priz bozuldu, tamir edecek, karıya bir fatura uzatacak, öde bakalım diyecek. Yani bu mantığın alacağı bir şey değil. İnsanın aklının alacağı bir şey değil. Ama bu niçin yapılıyor? Mümkün olduğu kadar aileyi tahrip edelim. Aileyi tahrip edince sağlam dayanak kalmasın, toplum çöksün. Çökünce de Avrupa'yla tek devlet oluruz işte ondan sonra. Kim mücadele edecek? İnanın ki sizden başka bununla mücadele edecek bir topluluk yok. İnanan insanlar mücadele edecekler. Ahlak bozukluğunun kimseye bir faydası olmamış. Avrupa şimdi bundan dolayı ne kadar büyük ızdırap çekiyor. Biz Stuttgart'ta bir Beynelmilel konferans düzenlemiştik. Stuttgart biliyorsunuz Almanya federal bir ülke, federe devletleri var. O federe devletlerin her birinin başbakanı var, meclisi var, bakanları var. Ancak yetkileri tabii kısıtlı federe devlet olmak itibariyle. Stuttgart'ta Kültür Bakanlığı'nın müsteşarı bize fevkalade büyük bir alaka gösterdi. Yani orada programlandığı için bu toplantı salonları bir sene evvelden tutulmuş oluyor. Yani gitseniz de bir konferans vereceğim deseniz 15-20 gün önce hiç imkanı yok, veremezsiniz. Aylar önce bunun düzenlenmesi lazım. Bu zorluk şartları altında kendi gayret ederek bizim salon tutmamızı, bu salonda bütün Avrupa'nın ve diğer hatta Amerika'dan da davetli profesörler gelmişti. Onların iştirak edeceği bir konferansı yapmamızı sağladı. Çok yardımcı oldu. Ama Alman olarak bu kadar yardımcı olmasının şeyini biz tabii Almanya'daki genel davranışı bildiğimiz için yadırgadık. Kendisine arkadaşlar sorduğu zaman, peki siz niye bize bu kadar yardımcı olmak istiyorsunuz? Dedikleri zaman çok ibret alınacak bir şey söyledi. Diyor ki, Alman gençliği bunalım içerisinde. Kilise bunları tatmin etmiyor. Çünkü kiliseye girerken aklını kapıda bırakacaksın diyorlar. Laboratuvara girerken de kilisede kapıda bıraktığın aklını kafana koyup gireceksin. Yani bir tarafta aklını kullanacaksın. Kiliseye giderken akıl kullanılmayacak. Ne derlerse onu kabul edeceksin. Tabii insan yapısında Cenab-ı Allah'ın azametine, uluhiyetine, varlığına, mükemmelliğine karşı bir içgüdü şeklinde meyil vardır. Yani Allah'ın
azamet-i ilahiye sahibi olduğunu, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu insanın içgüdü olarak içinde hissettiği bir şekilde yaratıldığını nazara itibara alırsak, o insanlar da söylenen Allah'ın hem karısı olacak hem oğlu olacak bu safsatayı tabi yutturamıyorlar. Dolayısıyla kiliseden bir uzaklaşma meydana gelmiş. Şimdi biz diyor Kültür Bakanlığı olarak inceleme yapıyoruz. Kiliseden uzaklaşan gençlik iki yöne yöneliyor diyor. Büyük çoğunluğu uzak doğudan gelen felsefik dinlere, işte Budizm'e, yogaya, şuna buna yöneliyor. Onlara yönelenler toplu ahlaksızlık yapıyorlar diyor. Ahlak dejenere oluyor. Çok az bir kısmı Müslümanlığa yönelmiş, onların üzerinde de diyor inceleme yaptık. Çok az dediği üniversitede epeyce birkaç yüz kadar genç var. Onların üzerinde inceleme yaptık. Bunların hepsi çok dürüst, çok namuslu, çok ahlaklı ve mazbut insanlar olduğunu gördük. Ben diyor Hristiyanım. Müslüman olmaya da niyetim yok. Ama şöyle ahlaksız olacağına bizim toplumumuzun gençleri sizin inançlarınıza gelsinler. Ben bunu tercih ediyorum. Size bunun için yardım ediyorum dedi. Onlar da şikayet ediyorlar. Öyle şeyler söylüyorlar ki insanın hayretten tüyleri diken diken olur. Cinayetlerin büyük kısmı, yani bunları o toplum belli olsun da o topluma girmeye heves edenler, o toplumla Avrupa toplumuna girerek onunla tek devlet olmak isteyenler bizi nereye götürüyor o görünsün diye söylüyorum. Yoksa yani utanılacak şeyler söylerken de istemeye istemeye söylüyorum. Radyo televizyonlarında bir emniyet müdürünün itirafı var. Diyor ki %17-20 arasında cinayet, ikinci hanımlarıyla evlenen beylerin birinci hanımın daha önceki kocasından olan övey kızlarına tecavüzü neticesinde oluyor diyor. Dayanamıyor, ya kız öldürüyor ya annesi öldürüyor diyor. Bu bizim toplumumuzda akla bile sığmayacak bir şeydir. Ama o toplumda yapılıyor. Dahasını söyledi. %3-5 civarında da kendi öz kızına tecavüz eden insanlar oluyor dedi. Kendi öz kızına. Ondan biraz daha az kendi erkek çocuğuna tecavüz eden insanlar oluyor dedi. Avrupa bu işte, bunun içine mi gireceğiz biz? Bunların içerisine mi gireceğiz biz? Bu ahlaksızlığa düşeceğiz de elimize bir şey mi geçecek? Ama ANAP'ı da, DYP'si de, SYP'si de, CHP'si de tamamı ağız birliğiyle Özal diyor ki hayatımın gayesidir diyor. Siz de duyuyorsunuz yani ben yorum filan yapmıyorum. Hayatımın gayesidir diyor Avrupa topluluğuna girmek. Demirel aynı şeyi söylüyor. Ankara Anlaşması benim zamanımda imzalandı diyor. Avrupa topluluğuna benim iktidar olmam halinde daha çabuk gireriz ve bu şeref bana aittir diye övünüyor. Erdal İnönü aynı şeyi söylüyor. Diğerleri aynı şeyi söylüyor. Bizi götürdükleri topluluk işte size anlattığım topluluktur. Ne olacak ahlaksız olacağız da? Hepimiz ahlaksız olacağız da ne olacak? Bundan menfaat olanlar yok mu? Var. Niye ondan menfaati olanlar var? Ben ahlaksızlık yaparken ahlaklı insanlar ekseriyette olursa bu ahlaksızlığı yapamam, göze batar. Herkes de ahlaksız olsun ki ben de rahat ahlaksızlık yapayım diyor adam. Ama o 3-5 kişi bunu istiyor diye biz gelip de buna razı olamayız. Elbette mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İnandığımız gerçeklerin mücadelesidir bu. Kimseye kötülük olsun diye değil. Şimdi o Avrupa topluluğuna girmek isteyen insanları destekleyen şuradaki sorun DYP'lisine, ANAP'lısına, SYP'lisine, senin karın, kızın şu sokaktan geçerken insanların ona kendi kız kardeşleri, anaları, bacıları, kendi namusları gibi bakması mı hoşuna gider? Yoksa bir fırsat bulup saldırma niyetiyle ahlaksızca bir nazarla bakmaları mı hoşuna gider? Elbette birincisi hoşuna gider. Niçin bu istediğin şeyi yapmak için bize yardımcı olmuyorsun? Bırakırsak öyle olacak işte. Bırakırsak tek devlet olacak. Yani her şey yaşanan hayatta oluyor. Bir hayatın dışında gözümüzü kapalı bir şekilde gidip de bir partiyi destekleyemeyiz. İnandığımız şeyler neyse
Eğer biz ahlaka inanıyorsak, eğer biz herkesin birbirinin namusunu kendi namusu gibi bilmesi gerektiğine inanıyorsak, başka ikinci bir yol yok. Biz gelirsek bu televizyonları durdururuz. Başkası durduramaz. Durduramadıklarını da açıkça söylüyorlar. Demirel diyor ki bundan sonra bu televizyonları kimse kapatamaz diyor. Özel de aynı şeyi söylüyor. Çünkü yarısının arkasında birisi var, yarısının arkasında öbürü var. Ne olacak? Bizim ahlakımız, namusumuz elden gidecek. Niye razı olacağız buna? İşte razı olmuyoruz. Mücadele ediyoruz. Bu mücadele kimsenin kötülüğüne değil. Herkesin iyiliği için çalışıyoruz. Herkese iyilik yapmak istiyoruz. Değerli kardeşlerim, toplum kendi kendini koruma vasfına sahip olursa yaşayabilir. Aksi halde çökmesi kesinlikle kaçınılmazdır. Geçmiş toplumlar böyle çöktüler. Biz kendimizi korumak zorundayız. Kendimizi korumak için de mutlaka bir araya gelip inandığımız gibi yaşayacağımız bir düzeni el birliğiyle, bir adil düzeni el birliğiyle tesis etmek zorundayız. Biz gelmezsek bu rüşvetin, bu ahlaksızlığın önünün alınması mümkün değildir. Bir insan düşünün, kendisi zaten rüşvet alıyor. Onu idareye getirdiğiniz zaman rüşveti önlemesi mümkün olur mu? Bakınız, gazetelere intikal etti. Sadece gazetelere intikal edeni de nazara itibarı almıyorum. Gazetelerde yalan yanlış çok şey de yazılıyor. Ancak meclis başkanı çıkıp diyor ki bu hükümette şaibeli insanlar vardır. Vergi kaçakçıları vardır. Devletin hazinesini vergi iadesiyle soyanlar vardır diyor. Sade bu sözle kalmıyor. Bir bakan da çıkıyor. Gazetecilerle röportaj yaparken göğsünü gere gere büyük bir kahramanlıkmış gibi ben vergi kaçırarak bu hale geldim diyor. Şimdi şu durumda bir memleketin bakanlar kurulunda bir bakan vergi kaçırdığını iftiharla söyleyecek noktaya gelirse siz nasıl bu rüşveti önleyeceksiniz? Ve bütün bankaları da o bakana bağlıyorlar üstelik. Gen soru verdik. Gen soruda bir yaptıkları her şeyi ortaya döktük. Ağzını açıp da şunu yapmadım demedi. Başka şeyler söyledi. Hep böyle oluyor niyeyse. Bir bakan hakkında bir gen soru daha verdik. Bakanın biri fıstıkçıymış. Olabilir ya. Fıstık ticaret yapıyormuş. Olur. Namuslu insanlara saygımız var. Irak'a da fıstık ihraç etmiş. Parasını da alamamış. Irak'a ihracat yapıp da parasını almayan birçok insanlar var. Bunlardan bir tanesi de sonradan bakan olmuş olabilir. Bunların hiçbirinin tenkit edilecek bir tarafı yok. Sonra Amerika bunlara bir yardım verdi. Bu Irak krizi dolayısıyla zarar görenlere. Bunlara Exim Bank'tan kimler zarar gördü? Resmen müracaat ettiler. İhracat belgelerini gösterdiler ve bakanın kendi ifadesiyle çıktı, kendini müdafaa ederken söyledi. Tam 32 kişinin böyle ihracat yaptığı, karşılıklarını alamadığı tespit edilmiş. Bakan diyor ki bu benim için özel yapılmış bir şey değil. Doğru. 32 kişi vardı, bunlar tespit edildi. Bunların paralarının ödenmesi için şöyle yapıldı, böyle yapıldı dedi indi. Kitleri müdafaa etti. Soru ortada kaldı. Bizim sorduğumuz soru şu. Niçin sen bu 32 kişinin 31'ine para ödenmeden Bakanlar Kurulu'nun kararı, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla özel olarak hepsinden önce bakan olduğun için bu parayı aldın? Sorduğumuz bu. Niçin öbürlerine ödenmiyor da sana ödüyor? İşte nüfus suistimali budur. Adam orasını hiç bakanına bakanlar sıralarında otururken dedim ki bana çıkmış dediler ki efendim Osmanlı devrinde de biz Müslümanız. Müslümanlar herkese yardım eder. Onun için yardım ediyoruz. Ya Allah'tan kork dedim. Müslüman zalime yardım eder mi? Ha şu olur. Ermeniler orayı katliamdan vazgeçerler. İşgal ettikleri yeri terk ederler. Biz hata ettik derler. Şimdi açız, muhtacız derler. İnanın ki yardım ederiz. Bak insanlık budur. Ama orada katliam yaparken sen onun karnını doyur ki daha çok Müslümanı daha güçlensin de öldürsün. Buna razı olunur mu?
Bir de Osmanlı devrinde böyleydi, Müslümanlık böyle diyor, diyor bana akıl öğretiyor. Aynı şekilde elektrik vermek üzere Enerji Bakanı imzaladı, sözleşme yaptılar. Azerbaycan hükümeti nota verdi. İnönü gitmek zorunda kaldı, onlara teminat verdiler. Neden bunlar oluyor? Çünkü bunlar Batı'yı memnun etmek istiyorlar. Batı'nın kendilerinden hoşnut olmasını istiyorlar. Öyle olunca da milli menfaatlerimiz zedeleniyor, ayak altına alınıyor. Hak yavaş yavaş görülüyor Allah'a şükür. Ancak tabii çok hızlı bir şekilde bunların önüne geçilmesi lazım. Aynı şeyi Kıbrıs'ı veriyorlar. Bakın Denktaş'ı dün seyrettiniz mi? Belki bir kısmını seyretmiştiniz. Diyor ki, benim baskı yapıldığı nasıl açık olarak belli oluyor? Diyor ki, eğer Türkiye bunu kabul edecekse, bunu kabul edecek bir lideri getirsin, bulsun, koysun diyor. Ben istifa ederim, giderim diyor. Çünkü baskı yapıyorlar. İlle bunu imzalayacaksın diyorlar. İmzalayınca hedef ne? Hedef şu, bir federasyon kuralım diyorlar. Niçin federasyon kuracaklar? Federasyon olduğu zaman tek devlet olacak. Tek devlet olunca bu devlet Avrupa topluluğu içerisine alacak. Avrupa topluluğu alınca Yunanistan Avrupa topluluğunun üyesi olduğu için otomatik olarak burası Yunanistan'a bağlanmış olacak. Çünkü Avrupa topluluğu tek devlet. Bu da onun içerisinde. Zaten yarısı kendi adamları, diğer yarısının üzerinde de hakimiyet sağlayacaklar. Yunanistan'a bağlanmış olacak. Şimdi direnseler ne olacak? Bosna Hersek aynen bir kere daha cereyan edecek. Teker teker orada öldürecekler ve biz müdahale edemeyiz artık. Çünkü Batı Avrupa Birliği Fransa'sıyla, İngiltere'siyle, Almanya'sıyla tepene çökecek. Peki bu kötülüğe ne lüzum var? Niçin bu yapılıyor? Niçin yapılıyor biliyor musunuz? Bizim idarecilerimiz artık bizden değil. Bizim idarecilerimiz bizden değil. Vaktiyle biz batılı ülkelerin karşısında tek başımıza bütün gücümüzle mücadele ederdik ve galip gelirdik. Ancak fark o zaman idarecilerimiz bizdendi. Şimdi idarecilerimiz batı zihniyetiyle yetişmiş, bizden değiller. Bakmayın adlarının bizim adlarımız olmasına. Bakmayın birkaç cümle söylemelerine. Hatta bakmayın arada sırada cuma namazlarına gitmesine. Bizim idarecilerimiz bizim düşünce yapımızda değiller. Batı kültür emperyalizmiyle düşünce yapıları oluşmuş, bizim mukaddes mefhumlarımızı bile hafife alan insanlardır. Bunu tesadüfen söylemiyorum. Gelirken buraya, biliyorsunuz bugün pazar, iki gün evvel cuma günü bütçe görüşmelerinde, cuma namazı saatinde bütçe görüşmesi var. Sabah 10'da başlıyor, bir de 1'e kadar devam ediyor, 1'den 2'ye kadar tatil veriliyor, 2'den ta gece yarısına kadar devam ediyor. Dedik ki kendilerine, nasıl olsa 1'den 2'ye kadar tatil veriyorsunuz, biz cuma namazına gitmek istiyoruz, 12'den 1'e kadar tatil verirseniz bu olacak. Azizim bunu kabul ettiremedik. Arkasından cumartesi günü Adalet Partisi kongresi var diye bütün günü tatil ettiler. Yani bunu görmemek mümkün değil ki. Karşımızdaki insanlar bizim değer ölçülerimize, değer yargılarımıza, bizim sahip olduğumuz manevi değerlere sahip değiller. Öyle görünmeleri önemli değil. İşte tatbikat. Ve biz bir saat meclisi tatil edin de demedik. Yani 12'den 2'ye kadar olsun bir saat ilave edin demedik. Aradaki 1 ile 2'yi kaydırın şu tarafa dedik. Adam hayır karşı çıkıyor. DYP'nin grup başkan vekili Turan Tayan bize katiyen böyle iş olmaz diye karşı çıktı. SHP'de karşı çıktı. Ondan sonra tatil yapmaz. Yok arıyorsun demeyin. Çok çalışın da bu işi düzeltin. Başka çare yok. Biz bu işi düzelttiğimiz zaman o karşı çıkanlar var ya, onlar yanımıza gelecek, ya Allah razı olsun, ya bizi de kurtardınız diyecekler. Hakikaten bunu inanarak söylüyorum. Çünkü biz herkese iyilik yapmak için ortaya çıkmış bir topluluğuz. İşte Bosna Hersek'te bu katliam olurken duyarsız kalanlar, Nahçıvan'da katliam olurken duyarsız kalanlar, Karabağ'daki katliama duyarsız kalanlar, Kıbrıs'ı teslim etmek için bu batılıları memnun edecek davranışa girenler, bir bakıyorsunuz ki Somali'ye asker gönderiyorlar. Allah Allah! Nereden çıktı?
Amerika istiyor da oradan çıktı. Nereden çıkacak? Peki Amerika niye istiyor? Bakınız, neticede dönüp dolaşıp Türkiye'de gelişmelere dayanıyor iş. Amerika biliyor ki Türkiye'de refah gittikçe güçleniyor. Bu çekiç gücü burada biz biraz daha güçlensek burada tutmaları mümkün değil. Öyleyse ne yapacaklar? Yeni bir üs arayacaklar. İşte Somali'ye alel acele bunun için çıkıldı. Yoksa orada açlık varmış. Somali'deki açlığın aynı Etiyopya'da var. Aynı insanlar ölüyorlar. Açlığın aynı Kenya'da var. Açlığın aynı Afrika'nın diğer ülkelerinde var. Aynı açlık var. Aynı insanlar ölüyorlar. Sonra sen bir konvoy düzenleyici asker göndereceksen bu 500 olur, 1000 olur, 2000 olur, 3000 olur. 28 bin asker olur. Bu bir ülkeyi işgal demektir. Burayı işgal etmek için geliyor bu güç. Bir kere daha çıkmayacak. Dolayısıyla birçok sebeplerden bir tanesi Süveyş kanalı, Aden Körfezi denilen bir yerden geçiyor. Somali orada bulunmuş. Somali orayı keserse Akdeniz'in Hint Okyanusu'na bağlantısı kesilmiş olur. Ta Afrika'nın güneyinden dolaşacaklar. Öyle stratejik bir yeri seçmişler. Arkasından uranyum var orada. Atom bombasında kullanılan uranyum yatakları var. Arkasından Afrika'nın Hristiyanlaştırılması için kilisenin yaptığı programa en uygun yer tam Afrika'nın ortası. Öyle bir önemli durumu var. Daha önce Orta Doğu'ya yapılan müdahalede, İran'a yapılan müdahalede orası üs olarak kullanılmış. Bizimkiler sanki herkesi saf zannediyorlar. Amerika'nın emirlerine böyle uyan insanlar, efendim insanlar açlıktan ölüyor da biz onun için buraya asker gönderiyoruz diyorlar. Ya senin gönderdiğin 300 insan mı bunu kurtaracak? 28 bin tane adam ağır topuyla, tankıyla, silahıyla askeri çıkarmış. Bizi niye istiyor? Bizi şunun için istiyor. Bak, bizi, Kuveyt'i, Suudi Arabistan'ı istedi. Bu Müslüman ülkeleri orada Hristiyanlaştırmak için bu güç faaliyet yapmaya başladığı zaman kimse Hristiyan gücüdür, bunu böyle yapıyor demeyecek. Bak diyecek, Türkiye Müslüman, Türkiye Müslümanlar var. Suudi Arabistan Müslüman, Müslümanlar var. Kuveyt Müslüman, Müslümanlar var. Yani bunlar Hristiyanlaştırmak için gelmiş değil diyecek. Aynen çekiç gücün Güneydoğu'da yaptığını orada yapacak. Peki bunu gördüğünüz zaman ne oluyor? Bunu mecliste anlattığım zaman DYP'li adamlar, DYP'li milletvekilleri bana vatan haini diye bağırdılar. Ya memleketi korumak, çekiç gücün memleketten çıkmasını istemek vatan hainliği ise demek ki vatanı işgal ettirmek vatanseverlik. Ya bunların hali budur. Dolayısıyla hangi noktasından alırsak alalım, biz şu memleketi teşkil eden %80 insanla aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Aynı hissi paylaşıyoruz. Aynı gayelere sahibiz. Ama bizim bu sahip olduğumuz müşterek vasıfları bir araya getirerek el birliğiyle bu işleri düzeltmeye çalışmamız halinde ancak muvaffak oluruz. Başka türlü muvaffak olamayız. Ben bir kardeşiniz olarak burada saatlerce konuşsam, dilim de tüy bitse, boğazım kurusa ama buradan çıksak hiçbir şey olmamış gibi evlerimize gitsek bu hadiseleri önlememiz mümkün değildir. Herkes en az benim kadar bu davaya sahip olmak, bu davayı başarıya ulaştırmak için çalışırsa biz bu kötülükleri ortadan kaldırırız. O zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman ağız tadıyla yaşanan bir toplum haline geliriz. Kimse kimseyi sömüremez. İşçinin hakkını kimse alamaz. Memurun hakkını kimse alamaz. Esnafın hakkını kimse alamaz. Herkes adil bir şekilde hakkı olan şeyi elde etme imkanına kavuşur. O zaman komşusu açken komşusu tok yatamaz. O zaman Hakkari'de, Şırnak'ta ayağına diken batan kardeşinin acısını Marmaris'te, Fethiye'de, Edirne'de insan hisseder hale gelir. Bu bir bütündür. Bu sistemi biz eğer oturttuğumuz takdirde huzur içinde yaşarız. Değilse birbirleriyle kavga eden, hepsi birbirine düşman bir topluluk halinde yaşamanın insanlara bir huzur getirmesi mümkün değildir.
Karısını kocasıyla kavga ettirecek. Karısının yaptığı ev hizmetlerinin faturasını çıkaracak, kocasının önüne koyacak. Hastası oldu. Dikkat ederseniz biz de konuşmalarımızda çok konuşmacılar, araştırmacılar hep oturup bakıp Yahudi deyip duruyoruz. Siyonistler Yahudiler. İşte böyle Hinoğlu, Hinlikleri bunlar yaptığı için yapmadıklarını onlara ekliyoruz ara sıra icabında. Hatta iyi hatırlıyorum, Şevket Eyyub Bugün gazetesini çıkarırken bu şimdiki baldırı çıplak bugün değil. Şimdiki tamamen keferelerin elinde de Şevket Eyyub abimiz Bugün gazetesi çıkarıyordu. O gazetede bir Türk subayının yazıları çıkıyordu. Kim idi o adam? Şahap Tan. Şahap Tan, küçük kitapları da vardı o zatın. İsrail zindanlarında bir Türk subayı diye bir kitabı olacak, küçük. İsrail'e orada hapse düşmüş bu Şahap Tan denen Türk subayı. Yüzbaşı mı, binbaşı mı neyse. Ben de görmüştüm kendisini. Şu anda sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Aynen Bugün gazetesinde öyle bir yazı yazmıştı. Düğmem kopsa Yahudi'den tutarım. Vay anasını, ne kadar iş inceye geldi ya. Peki diyor ki, neden böyle diyorum, izah edeyim diyor. İstanbul'dan İsrail'e göç eden Yahudi var mı? Var. Avrupa'dan İsrail'e göç eden var mı? Var. Niye? Devletimiz kuruldu diyor, 1948'de kuruldu İsrail. Yahudi devleti kurulunca aşkla, şevkle adamlar koştu geldi. İşte orada o kadar milyon insan yoktu ki, şimdi İsrail'in nüfusu 5-6 milyona dayandı. Devlet kurulurken bu kadar değildi tabii. Birçok yerden göçlerle 6-7 milyona çıktı. Diyor ki Şahap Tan, İsrail zindanlarına kalan ve parmaklarının ucu işkenceyle kesilen bu adam, düğmem kopsa Yahudi'den tutarım. Bunun için söylüyorum biliyor musunuz diyor. İstanbul'dan, İzmir'den İsrail'e gelen Yahudiler var, Avrupa'dan gelen Yahudiler var. İstanbul'dan gelenlerle konuşuyoruz diyor. Ben de İstanbulluyum ya diyor. Ah Şahap Bey, Türkiye, İstanbul bizim için ne kadar iyi bir yerdi. Ne kadar hoş bir çiftlikti. Alabildiğini istediğimiz gibi iş yapıyorduk, kazanıyorduk. Fakat buraya geldik, burada perişan olduk demişler. Niye? İstanbul'da düğme ve iplik sanayi bizim elimizdeydi. O düğmelerin delikleri var ya, onu keskin yapıyorduk, törpülemiyorduk diyor. İkide bir hareket ediyor mintam, giy çıkar, giy çıkar, o ipliği kesiyor, keskin ya. Kesince düğme düşüyor, sürümden kazanıyorduk. Buraya geldik, aynı şeyi yapmak istedik, Avrupalı Yahudi bunu hemen fark etti ve biz yapamıyoruz diyor. Onun için diyorum ki düğmem kopsa Yahudi'den tutarım. Yani o dereceye gelmiş. Şu anda Irak niçin bombalanıyor? Boğalacak Yahudi için. Şu anda Somali niçin böyle olur? Yahudiler için. Şu anda PKK ile PKK bizim Kürdistan'da niçin çarpışıyor? Yahudinin hizmeti için. Hiç başka bir şey değil. Öyle istemiyor. Ama hocam Yahudi dünyada bir avuç. Yaptıkları şu kadar avuç. İpin ucunu eline geçirmiş mi? Puşt. Alamadığın için böyle oluyor işte. Dünyada ne kadar Yahudi var? 50 milyon, en kabadayı 60-70 milyon. Müslüman ne kadar? 1,5 milyara yakın. Hristiyan ne kadar? O kadara yakın. Budist ne kadar? 900-1 milyara yakın. Budist Brahmanist. Konfüçyüs ne kadar? Bir o kadar daha var. Neyse. Peki bu Yahudi 50 milyon 60 milyon da bu dünyayı nasıl böyle yapıyor, idare ediyor veya kan kusturuyor? Bir defa belli merkezleri ele geçirince, komuta kabinini ele geçirince böyle oluyor. Suriye'de Hafız Esad nasıl devlet başkanı oluyor? Hafız Esad aslında %11 Nusayrileri, Alevileri temsil eden bir adam. %90 Sünni bu alçağa nasıl teslim oluyor? Keşke Alevi olsa başımızın üstüne koysak. Alevi değil. Alevi Hazreti Ali'yi seven de mi? Hepimiz seviyoruz. Peki nasıl olur Suriye'de bu adam başta kalır? Buna benzerler çok. Uzatmayalım. Cezayir'de bir avuç junta nasıl kalıyor başta? Bizde halka rağmen bu rejim nasıl ayakta kalıyor? Halk aslında istemiyor bunu. Bilsen mümkün değil. İşte ipin ucunu ele geçiren, komuta kabrini işgal eden adam bunu yürütüyor.
Amerika'da 9 milyon Yahudi var. İsrail'de 5-6 milyon. Amerika'nın büyük şehirleri, New York, Washington, Philadelphia, Detroit, Michigan, anasının özü Los Angeles gibi şehirlerde banker Yahudiler var. Büyük para babaları bunların arasında, bankalar genelde bunların elinde ve hatta silah sanayinin bir kısmı bunların elindedir. Dolayısıyla Amerika'da hiçbir cumhurbaşkanı bu kitapsızları ikna etmeden cumhurbaşkanı olamaz. İsrail Arap Savaşı'nda Amerika ne diyordu İsrail'e? La tahaf. فَيِنَّ الْاُسْطُولَ السَّادِسِ اُنَانْكِ Korkma İsrail, 6. filo yanındadır diyordu. Hep bu himaye ediyor. Bakın hiç İsrail'e bir şey demiyor. Peki, konumuz o mu? Değil ama dolayısıyla anlamış olalım ki Yahudi korkunç işler yapıyor, adeta dünyaya parmak atmış, öyle idare ediyor. İnşallah bunun bir cevabı gelecektir. Müslümanlar uyanınca, uyanış merkezlere dayanınca Yahudinin inşallah işi bitecek. O günleri görmeden Rabbim canımızı almasın. Amin. Karl Marx ekonomide, bu da Yahudi, aslen Yahudi. Almanya'nın Vesta kasabası denen bir yerde doğmuş, dünyaya gelmiş. 1846'da veya 42'de Friedrich Engels denen bir gavurla beraber Manifesto of the Communist Party, Komünist Partisi'nin beyannamesini imzalamışlar ve dağıtmışlardır. Komünist Partisi neyse, beyannamesi neyse o. Daha önce Yahudi olan Karl Marx, bir müddet sonra Almanya'daki Hristiyanların baskısıyla transfer etmiş deniyor. Yani Hristiyanlaşmış. Sonra Hegel'i, bilmem bir takım eski gavurları, filozofları okuya 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 tamamen dinden çıkmış. Ne Yahudiliği kalmış, ne Hristiyanlığı kalmış, ne de hiçbir dine inanıyor. Karl Marx'ın kendi kitabından alınan sözlerin bir kısmı Arapçaya çevrilmişti. Ben tabii Almancasını bilmediğim için Arapçasını okuyorum. La ilahe vel hayatu madde. Allah yoktur, hayat maddeden ibarettir diyen alçak bu adam. Meşhur kitabı vardır, onu okuyanların kafası bulanıyor. Turan Dursun'u daha yoldan çıkaran Karl Marx'ın kitaplarıdır. Turan Dursun vardı ya hani müfti, dinden imandan çıkan müfti. Sivas müftülüğünden emekli olmuştu, TRT'nin akıl hocasıydı. 33-34 sene kadar önce Fatih Çarşamba İsmail Ağa Medresesi'nde bizim Arapça hocamızdı. Bu adam tamamen din imanı reddetti. Ah keşke Allah olsa da inansak dedi. O derece inanmıyor. Hatta Doğu Perinçekler'in bu ateist dinsizin çıkarmış olduğu 2000'e doğru dergisinde veya 100'ün dergisinde yazdığı bir başlıkta Muhammed Türk milletinin en büyük düşmanıdır. Ne yazık ki hala ona inanıyorlar diyor idi. Turan Dursun'un kafasını bulandıran kitapların başında Das Kapital denen Karl Marx'ın kitabı geliyor. Allah şerlerinden emin eylesin. Peki Marx ne diyor öyleyse din hakkında? Allah yoktur, hayat maddeden ibarettir diyor. Başka? Diyor ki din, iman, ahlak, kültür neyse, eşitlik, adalet, merhamet, müsavat neyse, şu bu. Bütün bu üst yapı kurumları alttan dürtüklemeyle çıkıyor. Alt yapının şeyidir, bağladığı kabuktur diyor. Yani tarih boyu yapılan bütün savaşlar, kavgalar, mücadeleler, boğuşmalar, çekişmeler hepsi para için yapılmıştır. Madde, madde. Din için, iman için, inanç için, ahlak için, ar için, namus için hiçbir çekişme ve kavga yoktur diyor. Bunları incelerseniz altında para var, pul var, madde var diyor. Şimdi böyle bir izahı bir çocuk okulda okur, bir öğrenci bunu öğretmeni tarafından adeta yutar gibi ezberler okursa, bu delikanlıda, bu insanda inanç kalır mı? Hele bunun da izahları, misalleri yapılınca tabii çarptırmış biçimde, yani aklını okşar, duygularını okşar biçimde sunulursa, bundan kurtulan insan az olur. O halde üç Yahudi bunu söylüyor, dikkat edin. Emil Durkheim sosyolojide, Karl Marx ekonomide, Sigmund Freud psikolojide. Peki felsefe ne diyor? Felsefe
Türkiye'de liselerde okutulan felsefe, tabi dolayısıyla batılarda olan, batılarda olanlar bunlar, ne diyor acaba din için? Diyor ki dinin kökeni, dinin menşei, dinin menbaı, kaynağı korkudur diyor. Din korkudan doğmuştur diyor. Dikkat! Nil nehrinin etrafında oturan insanları düşünün. Nil, Mississippi, Amazon, Çoruk, Kızılırmak, ben ne bileyim. Yılın yılın nehirlerin etrafında küçük küçük evler yapmış oturan insanlar, su yakın ya. Bu nehrin taştığını düşünün. Geliyor, her şeyini götürüyor adam. Kendi kaçıp kurtuluyor ama ev var gidiyor. Uyuyorsa kendi de gidiyor, çolukçulukla gidiyor. Acaba diyor bu nehrin, bu ırmağın taşıp da bu felaketi meydana getirmesinin önüne nasıl geçelim diyor, düşünüyor. Elde o zaman hiçbir maddi imkan, şey yok, gelişmiş imkan yok. Yani icat yok, buluş yok, ihtira yok, keşif yok, dozer yok, grader yok, falan yok, fişmekan yok, uçak yok, radar yok, bu yok, bu yok. İlim gelişmemiş, teknik yok. Bu nehirin karşısında nasıl duracak bu adam? Duramıyor. Bir yıldırım atıyor, dikkat, bir sürü koyunu telef ediyor, bir yıldırım ev yanıyor. Bir ev yanıyorsa ona bitişik olan evler de yanıyor. Bir hortum rüzgarı geliyor, 10 tane dozerin çekip sökemeyeceği bir çınar ağacını emip havaya kaldırıyor, çıkarıyor. Hortum rüzgarı. Şöyle dönen rüzgar görmüşsünüzdür fırtınalarda. Döne döne yükseliyor. Ona hortum diyoruz. O hortum o dozerin sökemeyeceği çınar ağacını kaldırıp götürüyor. Vay anasını ulan bu ne güç diyor. Bu herhalde Tanrı budur diyor. Ya öyle diyor ya da o coşup da gelip her şeyini silip süpüren ırmağa, atıp da her şeyini yakan yıldırıma, gelip her tarafını söküp götüren hortuma, karşı çaresiz kalan ilimsiz, bilimsiz, tekniksiz insan kendinden uydurduğu bir Allah'a yalvarıyor. Dikkat! Ey diyor bir varlık, sen kimisen, neysen, beni bundan kurtar diyor. Yani daha doğrusu bu felaketten, tabii afetlerden, felaketlerden kendisini kurtaracak, korktuklarından emin, umduklarına nail edecek birisine kendiliğinden yalvardı, uydurdu, Allah oldu, peygamber oldu, kitap oldu diyor. Demek ki öyleyse dinin aslı astarı yok, insanın korkmasından çıkmış. Yani dinin menşei, kökeni, kaynağı korku. O halde şimdi 20. asırda pozitivist bilimler korkuyu yendi. Dikkat! Vallahi enteresan, çok çok iblisçe bir ifade. Allah şerrinden emin eylesin. Şimdi diyor yıldırımlara karşı paratonerleri. Paratonerler demek yıldırıma karşı koruyan bir demir çubuk gibi bir şey, neyse. Minarelerin ucuna takıyorlar. Çam ağaçlarına yıldırım atabilir, oraya icabında koyuyorlar. Binaların üstüne koyuyorlar. O paratoner o yıldırımı etkisiz hale getiriyor. Ya da başka tarafa sevdiriyor. Binaya gelmiyor yıldırım. Paratoneri icat ettik. Yıldırım korkusunu yendik. Aswan Keban. Nerede Aswan Barajı? Aswan nerede?